İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'daki Urfa'nın kurak toprakları suyla buluşuyor. Batı Ermenistan'daki Burakın'da 4500 yıllık biberonlar bulundu. Artsakh Cumhuriyeti'nde ekoturizmin gelişmesine bakımlı patikalar katkıda bulunacak. Türkiye'de Gülen ile ilişkileri olduğu sanılan 176 subay için tutuklama emri çıkarıldı. Aşırı gericiler Suriye'den Libya'ya taşınıyor. Yunanistan Dışişleri Bakanı, Türkiye'nin eylemleri izolasyona yol açıyor. Göbekli Tepe'nin tarihi sembollerinin maketleri parklara dikildi. Türkiye'nin Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Batı Ermenistan'ın Urfa şehrinde yaptığı yatırımlarla kurak toprakları yeşillendirmeye ve suyla buluşturmaya devam ediyor. Projenin tamamlanmasıyla bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte tarladaki verim artacak ve bu sayede yörede ürün çeşitliliği sağlanacak. Batı Ermenistan'ın Elazığ şehrinin müze müdürlüğü koordinesinde Bingöl'deki Nori Köyük'te yapılan kazılarda 4500 yıllık biberonlar bulundu. Nori Köyük'te tamamlanan kurtarma kazı çalışmalarında bulunan çok sayıda objeler gün yüzüne çıkartılıyor. Kazı çalışmalarında bulunan küçük bir testiyi andıran 3 objenin 4500 yıllık geçmişe sahip olan Erken Tunç çağına ait biberonlar olduğu belirlendi. Aynı bölgede daha önce yapılan kazılarda 3600 yıllık antik Urartu yerleşimi ortaya çıkarılmıştı. Şimdiye kadar bulunan birçok buluntu arasında Urartu döneminin mezarlıkta bulunan bronz kemerleri dikkat çekicidir. Bu Urartu dönemi kemerler üzerinde askeri sahneler oyulmuştur. Artsakh Cumhuriyeti Kültür, Gençlik ve Turizm Bakanlığı'nın Turizm ve Tarihi Çevre Koruma Dairesi Başkanı Artsakh Grigoryan, Artsakh Press muhabirine verdiği demeçte, Artsakh Cumhuriyeti Kültür, Gençlik ve Turizm Bakanlığı'nın Değişim İçin Patikalar adlı sivil toplum kuruluşu ile işbirliği içinde Yol Patikası adlı Pan Artsakh Ekoturizm Patikası ve diğer yürüyüş yollarını geliştirme çalışmaları uyguladığını bildirdi. Bu çalışmalar yenileme, işaretleme, bazı bölümlerde yürüyüş yollarının değiştirilmesi ve yeni patikaların restorasyonunu içermektedir. Ona göre bu durum aktif turizmi tercih edenler için elverişli koşullar yaratıyor ve Artsakh'ın bir dizi tanınmış turistik yerlerinden, görülmeye değer yerlerden ve köylerden geçiyor. Yeni yapılan yürüyüş parkuru Artsakh'ı ziyaret edip aktif turizmi tercih eden turistler için uygun koşullar yaratacaktır. Türkiye'nin resmi Anadolu Haber Ajansı'nın belirttiği Armen Press'in aktardığı habere göre İzmir Şehir Savcılığı, muhalefet İslam propagandist Fethullah Gülen örgütüyle bağlantıları oldukları şüphelenilen 176 subay için tutuklama emri çıkarttı. Şüpheliler arasında görevde bulunan 108 teğmen ve üsteğmenin yanı sıra 6 F-16 savaş uçağı pilotu bulunmaktadır. Şimdiye kadar 115 kişi tutuklandı. Türkiye makamları Gülen'in FETÖ olarak adlandırdıkları organizasyonunu Temmuz 2016'daki darbe girişimine katılmakla suçluyor. Türkiye'deki isyanın ardından 80 binden fazla kişi tutuklandı. Askeri personelle dahil olmak üzere 160 binden fazla memur görevden alındı veya kovuldu. Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İdlib'de dahil olmak üzere Suriye'den aşırılık yanlıları oradaki ortalığı karıştırmak için Libya'ya taşındı, dedi. Rusya Dışişleri Bakanı bunu Sri Lanka mevkidaşı Dinesh Gunadevardhan ile görüştükten sonra düzenlenen ortak basın toplantısında ifade etti. Ona göre Suriye'nin %90'ı meşru hükümet tarafından kontrol ediliyor. Aynı zamanda terörist faaliyetler için ada sıcak noktalar var. İlk sırada aşırılık yanlılarının kademeli olarak pozisyonlarını kaybettikleri İdlib. Lavrov, ancak maalesef bir kez daha Suriye ve Libya hakkında konuşurken onlar çoğunlukla bu ülkedeki yangına benzin dökmeye devam etmek için Libya'ya taşınıyorlar ifadesini kullandı. Daha önce Libya Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü General Ahmet Al-Mismari, sözde ulusal anlaşma hükümeti savaşçılarının çoğunun Türkiye lideri Recep Tayyip Erdoğan tarafından gönderilen paralı askerler olduğunu açıkladı. Yunan Etimerini gazetesinin bildirdiği Panorama AYM'in aktardığı habere göre Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye'nin Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'deki eylemlerini eleştirerek bunun Ankara'nın uluslararası izolasyonuna yol açtığını iddia etti.
Dendias'ın görüşüne göre Türkiye ve Libya'nın karşılıklı imzaladığı deniz sınırları hakkındaki anlaşma sıfır değerindedir ve Libya ile bölgeyi istikrarsızlaştıracaktır. Göbekli Tepe'yi görmeyen vatandaşlar için tapınakta yer alan ve insanı temsil eden T sütunu, Şanlıurfa'da insan unsurunun yoğun olduğu parklara konumlandırıldı. Neredeyse insanlık tarihinin ilk yıllarına kadar uzanan geçmişiyle Göbekli Tepe herkesin ilgi odağı olan bir yer. 2019 yılında en çok ziyaretçi alan yerler içerisinde olan tarihi eski tapınak, 2020 yılında da yine ziyaretçilerinin ilgisini çekiyor. Üzerine aslan, yılan, kurt kafası, yabani koyun ve turna gibi semboller işlenen Göbekli Tepe'deki bu sütunları vatandaşlar ilgiyle inceleyip fotoğraf çektiler. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Zartonk adlı folk grubu tarafından gerçekleştirilen halk şarkıları konserinden bir kesit sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.